Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği ve akrabaya bakmayı emreder. Hayasızlığı, fenalığı ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye sizlere öğüt veriyor. Bugün tanıtacağımız gönül insanı, yaşlılara, hastalara, yolda kalmışlara, darda olanlara bakmayı kendine şiar edinmiş Hatice Dilruba Duman. Hatice abla, unutulanların, göz ardı edilenlerin umudu, ertelenenlerin bugünü yarını olmaya çalışıyorsunuz. Bunu nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Ama ilk önce Hatice Dilruba kimdir? Bir tanısak. Hatice Dilruba 73 yılında dünyaya gelmiş. Öğretmen bir babanın kızı. Daha sonra 89'da Bursa'ya babamın öğretmenliği dolayısıyla tayin edilmiş. Nereden geldik? Kütahya Domaniç'ten. 94'te evlenip işte iki oğlum oldu. Ben şey diyorum, genetik iki çocuğum var ama gönlümden doğurduğum sayısız onlarca çocuğum var. Böyle bir fakir. Babanız öğretmen olduğu için Kütahya'dan buraya geldiniz, evet, buraya yerleştiniz. Aynen, Bursalısınız. Öyle. Artık Bursalı olduk. Ben ecdadımın ardı sıra Bursa'ya geldim. Domaniç'ten Bursa'ya geldim. Bu iyilik hareketi, bu fedakarlık nereden başladı? Bize bir anlatabilir misiniz? Şimdi çocuklarınıza nasihat etmeyin ama çocuklarınıza neyin nasıl yapılacağını kendiniz yaparak gösterin derler. Yani bunu bilir kişiler de söylerler. Sanırım biz anne babamızdan iyilik nasıl yapılır görmüşük. Bir de çok iyilik hikayeleri dinledik. İyilerin kazandığı, kötülerle iyilerin çatışıp en sonunda mutlaka iyilerin kazandığı hikayeleri çok dinledik. Ve o zaman karar verdik. Biz iyilerden olacağız diye. Zaman zaman çocuklarınıza sorun derim ben anne babalara. Ne olacaksın? Ben iyilerden olacağım. Her ne olursanız olun ama iyi olun. Merhametli olun. Ne güzel. Şimdi çocuklar, tabii ki iki tane erkek çocuk büyüttük. Ergenlikleri oldu, değişkenlikleri oldu. Özellikle küçük oğlum. Şimdi gelirdi, anne ben işte falanca ist oldum. Oğlum olunur, hümanist olur, kemalist olunur, işte ateist olunur, feminist olunur, olunur. Bir ist olunur ama her ne olursan ol, merhametli ol, adaletli ol. Bu duygularını geliştirmek için sürekli bunu gündeme getirmeli. Biz de iyilik hikayeleriyle büyüdük ve hayatın içerisinde iyilerden olmaya karar verdik. Ve sen bu kararı verince önüne çıkan olaylarda tercihinde iyilikten yana kullanıyorsun. İyilikten yana kullana kullana bugüne kadar geldik. İlk ne zaman başladı bu hikaye? Yani gençliğinizde mi, 3-5 senedir mi yapıyorsunuz? Şimdi benim babam idealist bir öğretmendi. Tabii birilerine göre de şeriatçı bir öğretmendi. Ve 28 Şubat sürecini acı acı yaşayan ailelerden biriyiz biz. Bir gece evimiz basılıp babamı gözümüzün önünde kelepçelediler. Ben 6 yaşındaydım. Ve bizi sürgüne gönderdiler. Sürgüne gönderdikleri yer Kütahya, Gediz, Yeşilova. Şimdi bizden önce orada bir deprem olmuş. Depremden dolayı köy yerle bir olmuş. Köyde eli ayağı tutan erkeklerin hepsi İzmir ve Almanya'ya götürülmüş. Köy yaşlılar ve çocuklardan ibaret. Tam bir dilruba. Ama şöyle de bir kültür oturmuş. Yaşlılar küçük kulübelerde ölümü bekliyor. Yani işlevsiz hale gelen insanlar kenara atılmışlar. Sadece ölmeyecek kadar yemek veriliyor. Bir de büyük büyük binalar yapmışlar. Evlerini kaybetmişler ya, kazandıklarıyla kaybettiklerini inşa etmişler. Demişler ki biz size iş verelim, köyünüzü kendiniz kalkındırın. Onlar da kalkınmışlar. Kalkınırken değerlerini kaybetmişler. Yani binalar yapmışlar ama diğer tarafta başka değerleri kaybetmişler. Tabii ben Kütahya Domaniçliyim. Benim doğduğum köyde köy odaları vardı. Köy odası 24 saat ocağı tüterdi. Yani o köye gelip geçerken yabancı bakardı, bu köy odasının dumanı tütüyor. Burada kalınır der, kalırdı. O gün nöbet kimdeyse onu ağırlardı.
çamaşırları yıkanırdı, yemeği yedirilirdi ve o başka köylerden haberler getirirdi, hikaye anlatırdı. Benim en çok haz aldığım, mutlu olduğum yer orasıydı. Şimdi telefon yok, televizyonlar yok. Ne yapacaksınız? Akşam olunca köy odasında toparlanır büyükler. Ben de giderdim, sokulurdum hemen. Köy odasındaki hikayeleri dinlerdim. Ve büyüdüğümde böyle bir köy odası işletmek gibi bir hayalim var. Yani böyle köy odam olacak ama her gün misafirim gelecek. O köye gittik, yaşlılar kenara itilmişlerdi. Ben dedim ki anlatılan mı, yaşanılan mı? Ama yaşanılan benim hoşuma gitmedi. Yani içime sinmedi, onu oturtamadım. O zaman ben bildiğimi yaşayacağım dedim ve köydeki yaşlıları ziyaret etmeye başladım. Yani köy dediğiniz bir avuç yer, ne olacak? Yeşilova köyü. Çocuk yaşınızda. 9 yaşındayım. Yaşlıları ziyaret ediyorum. Bir de onlara akıl veriyorum. Bir tane Enes dede vardı. O prefabrik bir evde oturuyordu. Depremden sonra 2+1 prefabriği vardı onun. Diğer teyzeler daha toprak, tahta kulübelerdelerdi. Diyordum ki Enes dede, Enes dede senin evin çok müsait. İşte Fatma teyzeyi, Ayşe teyzeyi, Hımbıl nineyi senin eve getirsek. Siz dördünüz bir yerde yaşasanız ben daha çok hizmet edebilirim size. İşte daha çok su getiririm, odununuzu taşırım, birlikte yemek pişirirsiniz. Şimdi adam benim ne dediğimi anlamıyor ya. De git kızım sen su getir derdi. Evlerde su yok, çeşmeden taşınıyor. Ben giderim işte testilerle su getiririm. Annem biraz fazla yemek yapmışsa hemen ondan bir paket yaparım, birine götürürüm. İşte bir fırıncı arkadaşım vardı, babası fırıncılık yapıyordu. Ona ekmek ısmarlıyorum akşamdan. Yarın işte 6 tane ekmek getir, tamam mı? Diğerine işte bak erken gelin bu sabah falancanın ocağını yakıp ondan sonra derse başlayacağız. Böyle bir de organize ediyorum arkadaşlarımı. Tabii bu durumdan annem çok hoşlanmıyor. Şimdiki gibi değil imkanlar. Evde su yok, şampuan yok. Ben bitleniyorum sürekli. Çünkü yaşlar yıkanamıyorlar. Ben onlara öyle bir sokuluyorum ki sarılıyorum, öpüyorum. İşte üstlerini değiştirmeye çalışıyorum çocukça. Bitlenip geliyorum. Annem de zavallı kadın, ne yapsın, ayıklıyor ayıklıyor bitmiyor. Yasak koyuyor bana artık, diyor gitme, ayıklıyor, bitmiyor bu ayıklaya ayıklaya. Evlilik sırasında da evleneceğim adaylara hep bunu söyledim. Benim bir dinim var, yaşamak istiyorum. Bu konuda destek istiyorum. Onun dışında hiçbir şey istemiyorum sizden dedim. Şartınız bu. Şartım bu. Ben dinimi yaşamak istiyorum dedim. Sonra çocuklarımın babası benim bu şartımı kabul etti. Şartım neydi? Düşeni kaldıracağız. Hastayı tedavi ettireceğiz. Açı doyuracağız. Kimsesizi evimize alacağız. Eğer bize bir yerde garip kuraba var derlerse koşup gideceğiz. Neden? Çünkü o an gitmezseniz bir sonraki an yoktur. Bir önce ölüdür, bir sonra hayaldir. Ama şu an vardır. Tanıdığım bir okul vardı, okul sahibi. Ona gittim. Onlara ben vakti zamanında destek olmuştum. Bir özel okulları vardı, mutfakları vardı büyük. Dedim ki kardeşim sizin mutfağınızı ben kullanabilir miyim Ramazan ayında yemek yapmak için? Hatice Hanım dedi biz Ramazan'da mutfağa bakımı alacağız, kusura bakmayın. Sonra dedi size ne ya? Ya helalim, evine yemek götüreceksin. Çocukların küçük, eşin var, Ramazan mübarek gün. Ya zaten erzak dağıtıyorsun. Erzak dağıttığımı biliyorlar. Ya sıcak yemek nedir Hatice'm? Bu nereden çıktı falan? Hemen selamünaleyküm, aleykümselam. Ben uzaklaştım oradan. Beyefendiye dedim ki, ya efendi dedim. Derler ki tırnağın varsa sırtını kaşı. Bizim neyimiz var? Salonumuz var. Doğalgaz sobamız da var. Bu doğalgaz sobasını söksek, bir tane doğalgazı getirsen. Buraya iki ocak taktırsak, koltukları bodruma indirsek, biz buraya yemekhane yapsak olmaz mı? Olmaz dedi. Ama sen bana söz vermiştin dedim. Ne zaman söz verdim? Ya sen bana evlenirken dedin ki, yani açı doyuracağız, kimsesize evimizi alacağız, yaşlıya koşacağız, bize kaldım diyene yettim diyeceğiz. Yani bir büyüğümüz şöyle der, kimsenin alışveriş etmediği dükkanlara gidin evladım der. Kimsenin alışveriş etmediği dükkanlar, işte o sizin konuşmaya başladığınızda söylediğiniz kişiler. Bunlara gidecektik biz, hani bunun için evlenmiştin benimle. Ya ben ne bileyim dedi, evin ortasında yemekhane kuracağını, artık yeter bu işin sonu yok mu falan, kızdı bana çıktı gitti. Ama siz mehir olarak bunları mı söylemiştiniz beyefendiye? Evet, 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 benim mehrim hizmet.
Bizim efendi geri döndü. Ne istiyorsun hatun dedi. Hiçbir şey istemiyorum senden. Ben isteyeceğimden istedim dedim. Senin isteyeceğin de beni gönderdi dedi. Beni kullanıyor. Sen de beni kullan ki bu kriz çözülsün. Tabii o da bir şey yaşamış dışarıda. Daha sonra öyle geldi. Biz ilk yemeğimizi evimizde yemek pişirerek başladık. Tabii bu bir organizasyondu. Yemek malzemesini kim alacaktı? Benim çok sevdiğim bir dostum var, Yavuz abi. Yavuz abiye gittim bir gün böyle oturduğumuz gibi ofiste. Abi dedim bu sene sıcak yemek dağıtsak olur mu dedim. Olur, nasıl yapacaksın dedi. Ben evi dedim organize ettim abi. O evde dedim inşallah yapacağız. Sobayı kaldırdınız, tabii, ocağı dönüştürdünüz. O gün hallettik. Sonra biz başladık yemek dağıtmaya. Çok güzel, her şey yolunda gidiyor. Yemekleri yapıyoruz, dağıtıyoruz. Sonra ben annemi aradım. Annemlerin mahallesinde bir Sabit amcam vardı, aşçım. Anne dedim ya. Sabit amca emekli aşçıydı. Bir arkadaş aşevi kurdu. Yardıma gelir mi dedim. Ben yemek yapıyorum diyemiyorum. Çünkü neyle karşılaşacağımı bilmiyorum. Olur dedi annem. Sabit amca geldi tabii. Benim evim olduğunu anladı. Daha kapıdan girerken dedi ki, o da bu dağlıydı, Orhan Elili. Vallahi dedi, sende hiç akıl yok dedi. Senin kocanda da mı akıl yok be kızım dedi. Ev bu hale getirilir mi dedi. Ne işin var senin bu işlerle? Şimdi Sabit amca tabii sorguluyor. Neden yapıyorum bunu? Dedim ki Sabit amca, ben senin helvaya ne kadar şeker koyacağına, pirince ne kadar yağ koyacağına, işte çorbaya ne kadar su koyacağına karışmayayım. Sen de benim bu işi neden yaptığıma karışma, olur mu dedim. Olur dedi Sabit amca ama iki gün sabretti. Üçüncü gün gel bakalım otur şuraya dedi, oturdum. Dedi ki bak kızım dedi, bu çile ananın babanın hayrına çekilmez dedi. Ya sen ne zaman uyuyorsun, ne zaman dinleniyorsun, ne zaman hazırlıyorsun bu sebzeyi, işte bakliyatı, bu bulaşıklar ne zaman yıkanıyor? Gidiyorsun yemek dağıtıp geliyorsun. Ne zaman iftar hazırlıyorsun? Değil mi bakalım dedi. Sen bu işten ne kazanıyorsun dedi. Sabit amca, benim bu yaptığım işin karşılığını dünya terazileri tartamaz. Yani dünyada böyle bir para birimi yok. Hala ama, madden bir şey aldığını düşünüyor. Tabii ki. Yani ama biliyorum ki ben bunun karşılığını kat be kat alacağım. Bana ne vereceğiniz o zaman dedi. Uçuk bir rakam söyledi o zaman. İşte dostlarım güzel benim. Yavuz abiyi aradım. Yavuz abi zarfa şu kadar para koy. Şu hediyeleri de al gönder. O gün akşam geldi benim istediklerim. Sabit amcacığım Allah razı olsun. Üç günde senden çok şey öğrendim. Hakikaten çok şey öğrendim. Pilav yapmayı öğrendim. Helva yapmayı öğrendim. Çok iyi bir aşçıydı. Ama sen çok büyük yemekhanelere layık bir aşçısın. İnşallah dua et. Allah bana büyük bir yemekhane versin. Ve sen oranın baş aşçısı ol. Hakkını helal et. Bunlar hediyelerin. Güle güle dedim, gönderdim. Kırmadan dökmeden yolcu ettiniz onu. Öyle yani, bu vefadır. Yoksa kırıp dökmek başka varlıklara has, insana has bir şey değil. Sonra şöyle demiş babamlara zaman zaman. Ya siz nasıl bir evlat yetiştirdiniz demiş. Onun çilesine ben baktım yoruluyor diye. Bu işi bıraksın diye neler söyledim. Beni bıraktı da o işi bırakmadı demiş. İlk menüm etli nohut, mercimek çorbası, bulgur pilavı, Kemal Paşa tatlısı ve cacıktı. Tencerelerimi hazırladım. Ali abi geldi. İndirdik, tıkır tıkır dağıttık, geldik. Bulaşıklarımızı yıkadık. Ertesi gün başka bir menü vesaire. Böyle gidiyorum. Gayet güzel, her şey yolunda. Biz o 30 Ramazan'ı tamamladık. O 30 Ramazan'da bizim o 70 aile başladığımız sayı neredeyse 180 aileyi buldu. Ve 180 tane anahtar verdiler bana. Düşünsenize, kalkıp kapıyı açamadığı için diyor ki kızım bu yedek anahtarım benim. Kapımı açarsın. Ben şeyi anladım orada. Aslında yemek dağıtmak değildi. Kapısını çalmaktı. Hani Allah yatırıp kapılara baktırmasın derler ya, yaşlının kapıdan bir ses dinlemesi ve kapının açılmasının ne kadar mühim olduğunu gördüm. Beklentiyi gördüm oradan. Ve dediler ki son gün bize, nasıl yani sen artık gelmeyecek misin? Ramazan bitti, sen bittin mi? Ramazan bitince iyilik biter mi? Ramazan alıştırma ayı. Ben bu Ramazan kapı açmaya alıştım. Devam edeceğim. Ne zaman edeceğim? Haftada bir gün mutlaka geleceğim dedim. Sonrasında da haftada bir yine kuruyoruz tezgahı, devam ediyoruz. Böyle 5-6 ay geçti. Bir gün bir Kezban teyzemiz var, Sinan dede de. Kapıyı bir açtık. Uzun bir koridor var. Taşlıkta yatıyor kadıncağız. Baygın. Eyvah ne oldu falan, kaldırdık.
Ekmek almaya giderken ayağı kaymış. Meğer şekeri düşmüş açlıktan. Ve orada baygın yatıyor. O gün çok pişman oldum haftada bir dediğime. Ve hemen Yavuz abiye gittim. Abi dedim, hemen bir yer kiralamalıyız. Ne yapacağız? Biz her gün yemek dağıtacağız. Biz haftada bir mi yemek yiyoruz? Bu insanların her gün kapısı açılmalı. Elhamdülillah hiç hayır demedi bana. 3 yıl Yavuz abiyle böyle bilfiil şey yaptık, ortaklık yaptık. Daha sonra başkaları da girdi. Hala devam ediyor Yavuz Bey'le ortaklığımız ama başka ortaklar da aday oldular, geldiler, girdiler. Büyüdü iş. Biz yemek dağıtmaya bundan sonra kiraladığımız evde her gün devam ettik. Bizim dükkan böyle böyle şekillenmeye başladı. İlk kiraladığımız evde. Bir gün bir grup geldi ziyarete, yaşlı bakım evine. Oturuyoruz. Hatice Hanım, şimdi niye ihtiyacınız var? Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Neler yapıyorsunuz? Anlattım size anlattığım gibi hikayemi. Ben bugünlerde bir bina istiyorum dedim. Nasıl bir bina istiyorsun dediler. Binayı anlattım. Çift girişleri olsun, alt katta tek odalar olsun, Türk hamamı olsun, işte büyük bir asansörü olsun, ambulans rahat girebilsin, çıkabilsin. Şöyle tepe bir yerde olsun, essin dursun, işte güneşe karşı olsun, güneşlensinler. Ben böyle tarif ediyorum ama. İşte metroya yakın olsun, çocuk hastanesine yakın olsun, çocuklarım gitsin. Büyük hastanesine yakın olsun, büyüklerim gidebilsin. Gelen giden rahat gelsin ama nezih bir mahallede olsun. Projeyi siz diyorsunuz. Öyle ben anlatıyorum. Onlar da tabii dinliyorlar beni. Peki dediler, gittiler. Bir hafta sonra beni bir yere davet ettiler. Gittim, masanın üzerine proje yatırılmış. Hatice Hanım, istediğiniz proje bu mu dediler. Yok dedim, şunu şuraya değiştirelim, bunu buraya değiştirelim. Şaşırmadın mı dedi mimar. Niye şaşıracağım dedim. Ama benden duydunuz ilk dedi. O an şaşırsaydım Rabbimi kırardım. Çünkü o projeyi ben ondan istemiştim ve onun yapacağından hiç şüphem yoktu. Ama kime yaptıracağını bilmiyordum. Kim yapıyor biliyor musunuz dedi bana mimar. Bana ne dedim, onunla onun arasında. Kimi münasip görmüşse ona yaptırır. Benim için hiç sorun yok. Ben Ahmet yapsın, Mehmet yapsın derdinde değilim. Benim gariplerime böyle bir ev yapılsın. Ben böyle bir ev istiyorum. Sonra tabii hemen bir arazi bakılmaya çıkıldı. Bursa'da bir sürü tabii eş dost arazi bakıyor. Şimdi arazi buluyorlar bana, gidiyorum bakmaya. Benim içime sinmiyor. Gidiyorum bakmaya, içime sinmiyor. Diyorlar ki Hatice de hiçbir şeyi beğenmez zaten. Hakkımda da böyle bir de konuşuyorlar. En son bu arazinin olduğu yeri gördüm. Dedim ki tamam, burası olur. İstanbul'da bir hanımefendi aldı araziyi. Allah ondan razı olsun. 6 ay içerisinde binayı yaptı, bize teslim etti. Avni abiyle tabii o gün tanıştık. Ben her zaman derim, benim bu yolculuğumda en büyük karım güzel dostlar edindim. Yani böyle bazen böyle bir insanı çok seversiniz, böyle içinize sokasınız gelir ya. Öyle dostlarım var. Avni abi de onlardan bir tanesi. Şimdi ben ne yapıyorum? Yine kimsesiz biri haber geldiğinde gidiyorum. Çalışmamı yapıyorum, ön çalışmamı. Gerçekten kimsesiz alıyorum. Sonra ona gidiyorum, bir burs buluyorum. Aynen birilerinin öğrenci bursu bulduğu gibi. Hiç kimse kötü değil. Siz iyiliği öğretirseniz zaten iyi insanlar. Hemen var olan iyilik ne yapıyor? Harlayıveriyor. Sizin üflemeniz gerekiyor sadece. Şimdi çocuklar büyüklerin arasında büyüyorlar. Büyükler de mutlu oluyorlar o etrafta çocuk görmekten. Ben bunu yaşadım. Ve olağanüstü güzel çocuklar yetiştirdik. Olağanüstü güzel çocuklar yetiştirdik. Nerede yetiştirdik biz bunu? Büyüklerin duasıyla ve o ortamda yetiştirdik. Benim derdim tabii bu dilruba yaşam modelini her mahalleye açmak. Ecdadımın hanları açtığı gibi bir mahallenin yükünü alsın. Hatice abla, huzur evine geldik. Burada neler yapıyoruz? Hoş geldiniz. Biz burada neler yapıyoruz? Bir insanın ihtiyacı olan her türlü faaliyeti gösteriyoruz. Bir insan ne ister? Yemek ister, temizlenmek ister, dinlenmek ister, sağlıklı yaşamak için doktor ister. Biz de onların ihtiyacı olan her türlü öz bakım ihtiyaçlarını gönüllüler olarak karşılıyoruz. Her biri bir dünya, her biri bir hikaye. Burada bir sürü hikaye var. İşte Ayşe teyze var, bu hanımefendi var,
Orhan Eri'nin bir köyünden geldi. Bedüş benim çok eski arkadaşım. Biz onunla 92'den beri tanışıyoruz. Bedüş Bursa'da işte yaşlı anne babası varmış, rahmetli olmuşlar. Sonra bir kazayla oturduğu evi yakmış. Ev yanınca komşular buna küçük bir kulübe yapmışlar. Sonra birisi de çıkmış, onun o arazisini satmış. Bedüş kaldı evsiz. Bir şekilde birisi ona kapıcı dairesi bulmuş nasılsa, orada da yaşayamamış. Bir gece nasıl olduysa Bedüş saldırıya uğramış. Kolu kırılmış, işte böyle tek kafasında çatlama. Yani. Tabii bir çatlak oluşmuş. Sonra annemlere gelmiş. Hakikaten benim kızlık arkadaşım Bedüş eski mahallemden. Annemlere gelmiş demiş hani ben ki. Ben şaka yapıyorsunuz onun için gerçekten. Evet evet. Sonra anneme demiş ki ne olur beni Hatice'ye götürün. Ben artık yalnız yaşayamayacağım. Geldiğinde kolu kırık. İşte alnı çatlak patlaktı. O gün bugündür bizde. Neredeyse 15 sene olacak Bedüş bize geleli. Bedüş sen memnun musun bizden? Memnunum. Ne kadar memnunsun? Çok. Bedüş benim arkadaşım. Değil mi Bedüş? Ölünceye kadar. Tabii. Ölünceye kadar beraberiz. Yaşam boyu ayrılmak yok Bedüş'le. Evet, böyle odaları var. Hepsinin yaşam alanları var. Maşallah odaları çok ferah. Hepsi güneş alıyor. Elhamdülillah bizim binamız böyle büyük camlı, balkonlu. Evet. Geçmiş olsun teyzem. Teşekkür ederim, sağ olasın, hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsın, iyisin? Teşekkür ederim, sen nasılsınız? Biz de çok iyiyiz, Allah razı olsun. Duacınız, duanıza muhtacız. Hep ediyorum çocuğum. Her zaman. İsim ne teyze? Hadiye. Hadiye teyzeciğim. Efendim? Kaç yıldır buradayız? Bir sene oldu. Bir sene. Nasıl burası? Rahat çok mı? Çok güzel. Çok rahat tabii. Her şey ayağımıza geliyor. Yiyoruz, içiyoruz, yıkanıyor, eşyalarımız ütüleniyor, geliyor. Aşağıya iniyoruz, kahve yapıyorlar, içiyoruz. Her şey var. Her şey var. Allah razı olsun. Çamaşırlarımız yıkanıyor, ütüleniyor. Hadiye teyze, bundan önceki hayatın nasıldı? Ben bundan önce kendi evimde kalıyordum. İşte sonra çok rahatsızlandım, epilepsi olmuşum. Çok düşüyordum, her yerim çürük içindeydi. Sonra araştırdık ettik, Hatice Hanım'ı bulduk, Allah razı olsun. Çok seviyorum onu, çok iyi bir insan. Seni seviyorum, hadi teyzeciğim. Canım benim. Bu iş olarak yapılacak bir şey değil herhalde Hatice abla. Bu bir gönül işi. Aynen. Yürekten aynen, yapmasanız aynen. Olmayacak. Hiç bırakmaz. Hep gelir, yoklar, nasılsınız der, ihtiyacınız var mı der. Yani dediğiniz gibi. İnsanlık tek bir aile. Ve siz ailenizden sorumlusunuz. Sen çoluğundan, çocuğundan, annenden, babandan, eşinden sorumlu değil misin? Kesinlikle. İnsanlık tek bir aile. Senin baban da Adem, benim babam da Adem. Senin anan da Havva, benim anam da Havva. O zaman beni senden, seni benden ne ayırabilir? Bu şey gibi, yani büyük bir okyanusun içine bir bardak suyu atsanız ayırabilir misiniz tekrar o bardak suyu? Ayıramazsınız. İşte biz bir bütünüz. Peki bu bütünün içerisinde siz ne yapıyorsunuz? Bu bütünün içerisinde benim ne yapmam gerektiğini anlatan bir kitap indirilmiş. Ve bu kitabı bizzat hayatına geçiren bir peygamber var. Abiciğim onlara bakacaksın. Ne diyor? Bunu diyor. Tamam, tabi olacaksın. Ve bu kolaylaştırılıyor. İşte Allah-u Teala diyor ya, siz bana bir adım atarsanız ben size koşarım. Ben aslında bu insana adım atmıyorum ya da bu kadına bakmıyorum. Ben Cenab-ı Hakk'a yaklaşıyorum. Yaklaştıkça yaklaşıyorsun, yaklaştıkça yaklaşıyorsun. Ve yaklaştıkça o hazzın daha doruklarına çıkıyorsun. Hatice abla, şu an sohbet ettiğimiz yer... Neresi? İnsanlık köyü dediniz. Buranın hikayesi nedir? Şimdi buranın hikayesi de şöyle. Bundan 3-4 dönem önce bir vali vardı. Bize çok ziyarete gelirdi. Benim 110 yaşında bir Fatma ninem vardı. Dua almaya gelirlerdi ondan. Hoş bir hanımdı. Otururdu Fatma ninenin dizinin dibine. Fatma nine, yarın kıyamet gününde
Der misin ki bir günahkar vali vardı, gelirdi bizden dua isterdi. Her perşembe gelirdi. Korumasız. İşte kendi arabasına binerdi, bir tepsi baklava alırdı, tatlı alırdı, ıslak mendil alırdı. Ne ihtiyaç varsa usulca girerdi Fatma'nın dizinin dibine otururdu. Dua ister, dua alır giderdi. Bir gün bana dedi ki, ya kardeşim bu kadar geliyorum gidiyorum, benden bir şey istesene sen dedi. Ben dedim ki ben isteyeceğimden istiyorum, senden niye isteyeyim sayın valim? Ya bize de bir şey sebep olsun, hani böyle bir dikili ağacımız olsun Dilruba'da. Yani bir şey yapalım senin için dedi. Benim de böyle kıştan çıkmışım, biraz böyle borcum harcım var. Para istemek ayıbıma gitti adamdan. Ben böyle yörük olduğum için gözleme konusunda da becerikliyim. Sayın valim dedim, böyle gözleme standı açabileceğimiz bir kermes yeri ayarlar mısınız bize dedim. Hay hay dedi, git mahfeli aç dedi. Mahfel de Bursa'nın göbeği, set başında. Sayın valim bana mahfeli vermezler ki dedim. Hiç unutmuyorum, böyle güldü. Hatice Hanım dedi, ben valiyim, unuttunuz herhalde dedi. Peki ne zaman açayım dedim. Her sabah git aç dedi. Aa, hemen açabilir miyim? Açarsın. Git aç dedi. O gece biz arkadaşlarla uyumadık. Bizim bir Güldür hocamız var, Zehra var. Herkes ne yapabiliyorsa. 4 kişiyiz ha, 5 değiliz. Bir de yaşlı bakıyoruz. Yaşlarımızı ayarladık, aşevimizi ayarladık. Sabaha kadar işte hamur yoğurduk, kurabiyeler, pastalar, kekler yaptık. Biz mahfeli açtık. Sabah saat 9-10 gibi başladık sabahta, böyle kahvaltılık satıyoruz. Biz orada bir hafta kermes yaptık. Şimdi tabii kermesten sonra biz böyle borçlarımızı ödedik. Sonra Val Bey dedi ki ne yapacaksın peki? Hani böyle 25 lirada paramız kaldı, borçlarımızı ödedik dedim. Sayın Val, ben toprak istiyorum dedim. Böyle kıyamete kadar devam edecek bir hayır olsun bu dedim. Nereden istiyorsun dedi. Orhaneli tarafından. Neden? Orhaneli ve Keres tarafı unutulmuş yerdir. Mesela Bursa'nın diğer bölgeleri gelişmiştir. Gürsu, Kestel, işte bakarsınız Karacabey, Kemalpaşa, o taraflara gidin, çok gelişmiştir. Bu taraf yazık garip kurabadır. Halbuki ecdadımın kullandığı yol burasıdır. İşte şu yoldan benim ecdadım Bursa'ya gitmiştir. Hatta Orhan'ın eli değdi, buralara yol açıldı, kervan geçmez, kuş uçmaz yerlerdi. Orhan eli. Evet. Yani buralar hep yörük köyleridir ve hiç hallerinden şikayet etmezler. Bizim her şeyimiz ortadadır bu köyde. Yani yıllardır kilidim yoktur benim evimde ve bir çivim çalınmadı. Yani en az suç oranı olan bölgelerdir buralar. Niye? Ecdadın kanını, saf kanını taşıyor. Ben de buraya bir şey yapmak istedim. Yani bu bölgenin insanıyla olmak istedim. Şimdi ben hep eşe dosta şunu söylerim. Bir istişare heyetiniz olsun. Ama istişare heyetinizdekiler size yol açsınlar. Benim öyle istişare heyetimde güzel dostlarım var. Aradım, bir babacığım var. Babacığım dedim, böyle böyle bir yer var. Böyle bir projem var. Hangisini alayım dedim. Dedi ki, evladım ben senin projenin içeriğini tam olarak bilmiyorum. O bölgeyi de tanımıyorum. Sen düşün taşın, birine karar ver. Sonra dedi ki, dedim ki ben, efendim anladım, siz bana açık vermiyorsunuz ama ben bir yol arıyorum. Bana deyin ki hani şöyle şöyle olsa deyin, ben oradan yürüyeyim. Dedi ki köye ve yola yakın olmasını tercih ederdim. Çünkü ecdadımız ilk kuracağı yeri hep öyle kurmuştur dedi. Köye ve yola tek yakın yer burasıydı. Evet, bu odadakiler daha bakıma muhtaçlar. Bir tane daha geliyor. Kadriye teyze. Efendim. Nasılsın? İyiyim ben. Ne kadar iyisin? Ben bu kadarcık iyiyim ben. Bu kadarcık, bu kadarcık mı? Ha, bu kadarcık. He. Hani sen ne söylüyordun? Mendilimde, ne? Mendilimde gül oya mıydı? Mendilimde gül oya. Hadi söyle bakalım. Mendilimde gül oya, gülmedim doya doya. Dirtlere karıyorum, günleri saya saya. Mendili şanına, mendil verdim yanına. Kara kına yolladım ya senin yanına. Vay, harikasın. Çok güzel. Ellerini vurdu. Alkışladı seni. Alkışladı seni. Ay maşallah be. Ya seni beğendi.
Yani insan tekrar çocukluğuna dönüyor arkadaşlar. Bakın işte bebek gibiler, besleniyorlar. Bak şimdi. Bebek gibi bakılıyorlar. Aslında bu iş çok zor değil. Yani çocuğunuza bakar gibi bakıyorsunuz. Bu kadar basit. Bana bak. Yani ilgi alakayla alakalı. Herkes anasına babasına bakabilir. Yani çocuğunuza bakar gibi bakabilirsiniz. Arkadaşlarımız. Hangisi arkadaşımız? Bu mu? Ahmet Bey'i tanıyor musun sen? Tanısam da tanımasam da o benim arkadaşım. Oo harika. Hadi bakalım. Çok teşekkür ediyorum. Hadi. Seni de seviyorum ben. Ben zaten seviyorum seni. Ben de seviyorum seni ama. Tamam. Allah'a ısmarladık Kadriye teyze. Hadi güle güle. Siz şimdi benim hayallerimde geziyorsunuz. Burası burada. Sizin hayaliniz. Evet, benim hayallerimdesiniz şimdi. Ben böyle büyük büyük balkonlarım olsun. Yaşlıları yatalak halde olsalar bile güneşe çıkartayım. İşte çıksınlar, kahvaltılarını, yemeklerini balkonda yesinler gibi bir hayal kuruyordum. Şimdi hayallerimi yaşıyorum. Yani 5 yıldızlı otel konforunda. Çok, elhamdülillah. Niye böyle büyük balkonlar hayal şimdi kurdunuz? Şimdi şöyle, bizim toplumumuzda kişi yataklaksa odaya kapatılır ve kıpırdatılmaz ama öyle değildir. İnsanların ihtiyacı ölene kadar bitmez. Benim senin nasıl hava almaya, çıkıp güneşte biraz güneşlenmeye, oksijen almaya ihtiyacın varsa o yatanın da var. Ben o ihtiyacı bildiğim için ve çok hoşlandıklarını bildiğim için, yaşadığım için böyle bir hayal kurdum. Dedim ki yani insanları bahçeye taşımak zor oluyor. İşte belini ağrıtıyorsun, kucağına almak zor oluyor, onu incitiyorsun. Böyle yataklarıyla beraber çıkartalım şeye, güneşe. Ama ne güzel bir hayalmiş yani. Bodrum katlarda böyle sersefil, yani ışık almayan bir yerlerde hayatlarını geçirmesinler. Bu gibi yerlerde yani nasıl şimdi bir... Şimdi insan kendi istediğini başkaları için istemeli. Benim mevzu ölçüm bu. Ben kendim için ne istiyorsam eli ayağı tutmayan, aklı fikri yetmeyen için de bunu istiyorum. Yaşar amca da 3 yıldır bizimle. Bir arkadaşımın oğlu terminalde onu kalacak bir yer ararken bulmuş, bizi aradı. Tabii geldiği ilk haftalarda böyle değildi. Düzenli beslenince ve sıcak ortamda olunca Yaşar amca toparladı. Yaşar amcanın çok güzel bir hikayesi var. Hani böyle dizi olacak bir hikayesi var. Ben çok etkileniyorum. Bir gün oturup vaktim olursa Yaşar amcanın hayatını yazacağım. 3-5 kardeşler, o zamanki tabii sosyal hizmetler nasıldıysa sayılı bir çocuk alacak evden. Kardeşin ismini yazdırıyorlar. Normalde kardeşi gidecek sosyal hizmetlere. Ama Yaşar amca biraz daha yetişkin, büyük, çok yemek yiyor. Diğeri daha az yemek yiyor. Bu benim yani günlerce aklımdan çıkmadı. Yaşar amcayı gönderiyorlar sosyal hizmetlere. Sonra İstanbul'da tabii yani ama şartlar nasıldıysa artık kim bilir o babam anne baba askerde için. Öldü, öldükten sonra oldu. O 1940 yılında askere gitti, 54'te öldü, defniyesi geldi. Sanırım 55-56 yıllarında bizi işte devlet statüsünde yurtta yerleştirmek durumundalar. Fakat o zaman iki kardeşi alıyorlar, ufakları. Ben de çok yemek yiyorum. Yok, yiyecek bir şey yok yani. Annem de diyor, bunu alın diyor. Ben kardeşimin adına yurda giriyorum. Benim kardeşim adına çağırıyorlar yani. Ben orada kaydım yok sürdüğü yetiştirme yurdunda. Ondan sonra orada kaldık. Tabii kardeşimin adına kaldığım için beni başka yere alamıyorlar mesela. Asubay okuluna gidenler oldu, polis okuluna gidenler oldu. Benim bir arkadaşım, kardeşim de pek öyle şey yapan, kafası çalışan bir tip değildi. O da bir giremedi. Kaldık sonra, ben ondan sonra çıktıktan sonra sokağa düştük. Sokakta kaldım. Ev yok, ev var bir tane ev. Bir odada kaç kişi kalabilir orada yani? Okul olamadı falan. Nereden sokakta, orada, burada derken bir gün bir kitap geçti elime. Jenner'di, Bronte kardeşlerin. O kitabın peşine takıldım falan derken Dünya Edebiyatı'nı okudum. İşte kendi kendime İngilizce öğrendim. Yani öğrenebildiğim kadar, akılda kalabildiği kadar.
Sonra işte derken bir baktım buradayım yani. Hiç aklımın ucuna geçecek bir program falan değildi yani. Hayat hep sosyal hizmetlerde mi geçti? Yok yok. Sosyal hizmetlerde 3 sene falan kaldım. Belki o kadar, belki de bilmiyorum, hatırlamıyorum. Ya yani ondan sonra kardeşimden takas yaptılar genelde yani. İsmi olan kardeşim oradaki isminden takas yaptılar. İlkokulu bitirdikten sonra beni oradan gönderdiler yani, çıkarttılar oradan. Yaşar amca çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Şimdi sağlıklı yaşlar diliyorum sana Yaşar amca. Allah razı olsun. Teşekkür sağ olasın, ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. Siz de sağ olun. İnsanlık Köyü tabii büyüyecek. Şimdi İnsanlık Köyü'ne iki proje daha var. Bir otistik oteli açacağız otizmler için. Otizmli çocuğu olan ailelerin yükünü almak adına burada biz bir dönüm arazi üzerine sadece otizmlerin kaldığı bir otel açacağız. Çünkü neden? Şimdi bana şeyler kızacaklar ama tatile giderken kedisini köpeğini bile bırakabileceği bir otel varken otizmli çocuğu olan aileler tatile gidemiyorlar, cenazeler olunca katılamıyorlar, düğüne katılamıyorlar. Tabii ki hayvanları da çok seviyoruz. En fazla kediye köpeğe bakan benim yine. Burada bir sürü hayvana da sahip çıkıyoruz ama bütün canlılar diyoruz. İnsanlık tüm canlılardan mesuldür diyoruz. Bir de buraya bir huzurevi projemiz var. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanımız sağ olsun Ali Nur çok çalışkan bir çocuk. O bize el atıyor bu işlere. Uğraşıyor buranın projesi için. Allah nasip ederse buraya bir erkek bakım ve eşli bakım merkezi açacağız. Karı kocaları ayırmayacağız. Apart odaları olacak burada. Kocası Alzheimer, karısı felçli. Ama içgüdüsel olarak birbirlerinden ayrılmak istemiyorlar. Biz onlara burada annemiz babamız gibi kendi odalarında mutfakları olacak. İşte çamaşırları yıkanıp götürülecek. Her gün hemşireleri, doktorları gidecek. Odalarında bakacağız. Eğer amca ölürse teyzeyi Özlüce'deki huzurevimize götüreceğiz. Teyze ölürse amca buradaki erkek bakım evinde kalacak. Böyle bir sistem kuracağız inşallah. İnsanlık köyü o zaman tam olacak. Hatice abla, o zaman yapacak daha çok şeyiniz var. Rabbim hizmetlerinizi daim eylesin. Gerçekten yani hiç lafınızı kesmeden sabaha kadar dinlemek istedim. Ama bu kadarı bize kafi geldi. Biz de her zaman yanınızdayız. Biz de gönül işi yapıyoruz. Böyle toplum yararına hizmet eden insanları ekranlara taşımaya çalışıyoruz. Sizin gibi insanlar var olsunlar, sağ olsunlar. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.